Merhabalar, bu videoda sizlere eKilit uygulaması nasıl kullanılır bunu göstermeye çalışacağım. Hemen tarayıcımızı açalım ve eKilit uygulamamızı indirelim. Hemen şöyle eKilit yazıyoruz ve Enter'a basıyoruz. Enter'a bastıktan sonra eKilit'in internet sitesi görünüyor. Hemen tıklayalım. Tıkladıktan sonra şöyle şu bölgeden eKilit'imizi öncelikle indirelim. Şuraya geldiğimizde farklı sürümlerin olduğunu görüyoruz. Biz burada ne yapacağız? Şurada eKilit'in son sürümünü görüyoruz. Hemen buna tıklıyoruz. İndirmeye başlıyor. Ben daha önce de indirmiştim. Şöyle masa üstüme indirmiştim. Gördüğünüz gibi indirilen dosyam burada. Bunun RAR'dan çıkardığımızda şu şekilde bir dosyamız oluyor. Hemen buraya geldiğimizde gördüğünüz gibi yardımla ilgili bağlantılar ve eKilit uygulamasını görüyorsunuz. Hemen buna çift tıklıyoruz. Daha sonra uygulamamızı şöyle başlat, ileri, ileri diye. Evet, burada bende antivirüs var. İzin veriyorum buna. Eğer sizde de böyle bir uyarı çıkarsa izin verebilirsiniz. eKilit uygulamamız kuruldu. Şöyle hemen kapat diyorum. Kapat dedikten sonra gördüğünüz gibi kurum kodumuzu istiyor. Ben daha önce kayıt olduğum için burada hesap oluştur alanından çeki kaldırıyorum. Bende zaten hesap var. Zaten muhtemelen hesap oluştur dediğimde de bunu ne yapacaktır? Uyarı verecektir. Ben kendi kurum kodumu şu anda giriyorum. E-posta bilgimi giriyorum. Şifre kısmına belirleyeceğiniz bir şifre olması lazım. Daha sonra bu şifreler hep size lazım olacak. Program girişinde kullanacağınız bir şifre bu. Evet, tamama tıklıyorum. Tamama tıkladıktan sonra eğer güncelleme varsa burada bildirim geliyor. Dolayısıyla şuradan hemen hakkında kısmına geliyorum. Ve güncellemeleri öncelikle denetleyelim ve indir diyelim. Eğer farklı paket güncellemeleri varsa burada bildirimde bulunuyor. İşleme başlamadan önce burayı güncellemekte yarar var. Tabi bunlar ayarlamalarınızdan sonra da yapılabilir ama şahsi tavsiyem öncesinde bu işlemi gerçekleştirmenizdir. En azından en güncel versiyonla devam edersiniz. Güncelle butonuna tıklıyorum. Şu anda uygulamam güncellendi. Ben de bu programın full versiyonu olduğu için ne yapabilirim? Ben şunu da oturum açtım. Oturum açtıktan sonra buradan bulut sunucudan verileri indirebilirim. Birazdan indireceğim, göstereceğim sizlere. Ama eğer siz ilk defa kullanıyorsanız ne yapacaksınız? Hemen şurada okul bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Okul bilgilerini girdikten sonra okulunuzla ilgili logonuzu da buradan tanımlayabiliyorsunuz. Bu kilit etkinleştikten sonra ekrana gelecek olan bir logodur. Dolayısıyla ben buraya eklemenizi tavsiye ederim. Çünkü ekranda güzel bir görsel oluşuyor. Okulun ders saatlerini de buradan tanımlıyorsunuz. Tanımladıktan sonra kaydet butonuna bir defa tıklıyorsunuz. Tıklama işleminden sonra burada tüm anahtar keylerinizi tanımlayın mümkünse. Yani flash belleklerinizi ya da mobil anahtarlarınızı mümkün oldukça burada bu kısımdan tanımlamaya çalışın. Ben tanımlamadan önce kendi bilgilerimi getirmesi için bende full versiyon olduğu için sunucudan kendime ait bilgileri bulut depodan indiriyorum. Çünkü bu uygulama benim okul bilgisayarımda yüklü. Oradan şimdi daha önce bulut sunucuya göndermiştim. Bulut sunucu da internet üstünden indirecek, ayarlarımı uygulayacak. Şöyle tıkladım. Evet diyorum. Evet, hesabıma bağlanmam gerekiyor. Şöyle ilk defa kurduğum için uyarı verdi. Şu şekilde şuradan hesabıma önce bir bağlanmam gerekiyor. Hesap bilgilerim görünüyor ve giriş diyorum. Giriş yapıldı. Giriş yapıldıktan sonra şuradan sunucudaki verilerimi ben indiriyorum. Ama siz ilk defa kullanıyorsanız, eğer ki lisansınız yoksa da tabii ki bu işlemi gerçekleştirmeniz mümkün olmuyor. Demo olarak kullanıyorsanız eğer yine indirme şansına sahip oluyorsunuz. Şöyle evet diyorum. Hangi ayarların gelmesini istiyorsunuz diyor. Ben bütün ayarlarımın buraya inmesini istiyorum. İndir diyorum. İndirildi gördüğünüz gibi. Şu anda kürsörümde bekle işareti veriyor. Tamam. İndirildi. İndirildikten sonra artık kapatabilirim. Şimdi kontrol ediyorum. Bilgilerim gelmiş mi? Evet, gördüğünüz gibi bilgilerim gelmiş. Ders saatlerim gelmiş gördüğünüz gibi. Ve anahtar listelerim de burada geldiği görülüyor. Burada gördüğünüz gibi bütün bilgilerimiz gelmiş bulunmakta.
Öncelikle ne yapmam lazım? Kendi şu an kurulum flash'ı oluşturmak için flash'ımı ben bilgisayarıma taktım ve burayı seçtikten sonra örnek olarak hemen kendi adımı yazarak burada bir flash oluşturuyorum. Yani anahtar oluşturuyorum, flash anahtar. Evet, şöyle tıkladım. Daha önce kaydedildiğini söylüyor. Evet, ben daha önce tanımlama yapmıştım. Yine aynı şekilde güncellemesini istiyorum. Tanımlama işlemini gerçekleştirdi. Yani flash şu anda oluşturdu. Bu flash belleği artık eğer e-kilidi kurarsam bu flash belleğimi tanıyacaktır. Anahtar olarak görecektir. Bunun dışında mobil uygulamaya da tabii ki tanımlayabiliyoruz. Şöyle geldiğimizde öğretmen bilgilerini yine burada örnek veriyorum. Girdikten sonra burada rastgele bir kod oluşturuyor gördüğünüz gibi. Bu kodu oluştur diyoruz. Mobil anahtarımız da oluşturuldu. Birazdan mobil anahtara bu ayarları nasıl gireceğinizi de sizlere göstereceğim. Mobil anahtarı da Google Play Store'da e-kilit yazdıktan sonra mobil anahtarınızı açıyorsunuz. Açtıktan sonra ayarlar kısmından şöyle yapacaksınız. Örneğin ben kendim için oluşturduğum bir anahtarı kullanacağım. Şöyle ismimin üstüne geldim ve QR kodu göstermesini istiyorum. Şöyle QR kodumu gösterdim. Şimdi telefonumdaki mobil anahtardan orada QR kodu ayarlardan okutacağım. Okuttuktan sonra kayıt butonuna basacağım ve bağlan diyeceğim. Bağlandıktan sonra artık benim telefonum bu e-anahtarı çözecektir. Bu işlemi de gerçekleştirdikten sonra isterseniz bilgisayarlara nasıl kurulu şimdi de onu sizlere göstereyim. Bunun için bir kurulum diski hazırlamanız gerekiyor. Onun için de tüm ayarlamaları, tanımlamaları yaptıktan sonra bu önemli. Mümkün olursa yaptıktan sonra bu işlemi gerçekleştirin. Herkesi tanımlayın, flash belleklerinizi tanımlayın. Sonra bu işlemi gerçekleştirin. Eğer bu işlemi gerçekleştirmezseniz ne yapamazsınız? Bazı anahtarlar ya da flash bellekler akıllı tahtayı tanımayacaktır. Dolayısıyla bu tanıma işleminin gerçekleşmesi için bu işlemi önceden yaparsanız daha sağlıklı olur. Daha sonra da nasıl yapabileceğinizi sizlere göstereceğim yine. Kuruluma tıkladık. İleri butonuna tıklıyoruz. Şurada flash belleğimi seçiyorum. Seçtikten sonra ileri diyorum ve şu anda dosyalar, kurulum diski hazırlanıyor flash belleğimde. Evet, kurulum flash belleğini hazırladık. Şöyle artık bunu kapatabilirim ve hemen flash belleğimize girelim. Ventoy, bu arada benim flash belleğimin ismiydi. Gördüğünüz gibi buraya bir klasör oluşturdu. E-kilit kurulum diye. Orada tanımlı olan bilgilerin kayıtlı olduğu dosyam. Pardus etap 5.3'ün kurulum dosyası. Etap 19'un kurulum dosyası burada. Windows için ise kurulum dosyamız bu. Ve bilgisayarda demin söylemiştim mümkünse mobil anahtarlarınızı ve flash belleklerinizi tanımlayın sonra kurulumu gerçekleştirin. İşte onu güncellemenin de birkaç yöntemi var. Onlardan birisi de sunucu kurulumu. Onun da ne olduğunu birazdan sizlere anlatacağım. Ama öncelikle bir defa bu e-kilidi örnek olarak Pardus'umuza kuralım ve nasıl çalıştığını sizlere göstermeye çalışalım. Evet, örneğin kurulum flash belleğimizi getirdik. Akıllı tahtamıza kuracağız. Hemen flash belleğimizi takıyoruz. Evet, flash belleğimizi taktık. Flash'ımız şu anda buraya geldi.
Buradan direkt açabiliriz ya da bilgisayarımız üstünden yine erişebiliriz. Flash belleğimizi açacağız. Gördüğünüz gibi burada flash belleği mevcut. Hemen buraya geliyoruz. Evet, geldik. Klasörümüz burada. E-kilit kurulum. Şu anda bu akıllı tahtada Pardus Etap 19 yüklü. Tabii ki bu Windows olursa da fark etmez. Değişen bir şey yok. Kurulumlar benzer. Sadece bazı farklılıklar var. Şöyle e-kilit kurulumuna geliyorum. Geldikten sonra şu an Pardus Etap 19 kullandığım için şurada kurulum paketini yüklüyorum. Yani çift tıklıyoruz. Burada biraz bekliyoruz. Açıklamalarımız geldikten sonra paketi kur kısmı etkin olacak. Mümkünse internet bağlantımız açık olursa iyi olur. Evet, gördüğünüz açıklama kısmı geldikten sonra paket kur kısmı da etkin hale geliyor. Şimdi buna tıklayıp paketi kur diyorum. Şifre istiyor. Biz varsayılan şifremizi giriyoruz ve enter yapıyoruz. Evet. Caps Lock'a çıktı. Şifremizi girdik. Girdikten sonra paketimiz kurulmaya başlandı. Bittiğinde bize uyarı verecek. Paketimiz kuruluyor şu anda. Mümkünse internet bağlantımız bağlı olsun. Çünkü bazı kütüphaneleri buradan indiriyor internet üstünden. Evet, paket kurulumu tamamlandı. Artık bunu kapatabilirim. Bu pencereyi de kapatabilirim. Ya da bunu hemen simge durumuna getireyim. O kapanacak. Ha, kapandı. Şöyle bu klasörün içerisindeyken sağ tıklıyorum ve burada uç birimi aç diyorum. Kod ekranımız geldi. Burada sudo e-kilit yazıyorum ve enterlıyorum. Şifre istiyor. Biliyorsunuz kurulumlarda her zaman Pardus şifre ister. Ben bu işletim sisteminin şifresini giriyorum. Girdikten sonra bakın burada kurulum pencerem ekrana geldi. Bu arada pencerem oldukça küçük burada. Dolayısıyla erişmekte biraz zorluk yaşıyorum. Evet, gördüğünüz gibi burada ilk defa kurulum gerçekleştiriyorsanız bu seçili olması lazım. Eğer ki anahtar güncellemeleri yapıyorsanız güncelleye tıklamanız lazım. Eğer ki bu e-kilidi akıllı tahtadan kaldırmak istiyorsanız bu seçeneği seçmeniz gerekiyor. Biz şu anda ilk defa kurulum yaptığımız için burada kuruluma geliyorum ve ileri butonuna tıklıyorum. Sınıfımızın adını giriyorum. Ben örneğin şu anda ben pratik bilgi olarak giriyorum. Kanalımın adını yazdım. Geldim. Şöyle tıklıyorum ve kurulum başlıyor. Evet, tıkladık. Kilidi başlat diyoruz. Çalıştır diyoruz. Şu anda kilidimiz ekrana gelecek. Şimdilik küçük bir ekranda çalıştığım için tabii haliyle simgeler büyük görünüyor. Sanal cihazda çalışıyorum. Evet, ve kilidimiz ekrana geldi. Şu uygulama yanlışlıkla tıklanmış. Şu anda flash belleğim takılı olduğu için gördüğünüz gibi e-kilit uygulamasını açtı. Flash belleğimi çektiğimde bakın çekiyorum. Gördüğünüz gibi bakın bizim okulun logosu, amblemi geldi. Okul ismimiz, sınıf ismimiz geldi. Tabii ekran küçük olduğu için tam olarak ekrana gelmiyor. Eğer şuraya tıklarsanız mobil anahtar da kuruluysa telefonunuzda bu QR kodu okuttuğunuzda açabilirsiniz. Eğer ki lisansınız yoksa orada çıkan kodu buraya kodlayarak örnek veriyorum. Tabii bu şu anda doğru anahtar değil. OK'ye tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda eğer doğruysa giriş yapıyor. Değilse de yapmıyor tabii. Ben şu anda yine flash belleğimi takacağım. Anahtarın nasıl açıldığını göstereceğim. Bakın flash belleğimi taktım. Şimdi flash belleğimden açacak. Evet, gördüğünüz gibi şu anda flash belleğinde anahtar olduğu için uygulama ekranımızı açtı. Şu anda biz Pardus ekranındayız. Evet, bunu simge durumuna getiriyorum. Başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Diyelim ki kurulumu yaptınız. İşlemleriniz tamam. Bütün tahtalara kurdunuz. Daha sonra bir öğretmen geldi ve anahtar tanımlıyorsunuz. Mobil anahtarı tanımladınız. Tabii ki bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Anahtar, tahtalardaki anahtar bu öğretmenin flash belleğini ya da mobil uygulamasını tanımayacaktır. Tanımamasının
3 tane yolu var. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Buna da değinelim. Diyelim ki tanımlamayı gerçekleştirdiniz burada. Eğer ki lisansınız varsa ya da demo sürümü başlatmışsanız burada sunucuya yükle diyebilirsiniz. Tanımladıktan sonra sunucuya yükleniyor. Yüklendikten sonra eğer akıllı tahtalar internete bağlıysa bu anahtarı otomatik olarak indiriyor. Fakat bu lisans eğer varsa, lisans yoksa ya da demo sürümünüz sona ermişse bu kısım maalesef pasif hale geliyor. Bu işlemi gerçekleştiremiyorsunuz. Diğer bir yol nasıldır? Demin ne yapmıştık? Kurulum dosyası oluşturmuştuk. Böyle bir durumda yeni anahtarlardan sonra yeni kurulum dosyası oluşturma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Neden? Çünkü o anahtarı tanıması için yeni bir kurulum dosyası oluşturup o tahtayı ya götürüp güncelleme yapmanız lazım. Eğer bunu da yapmayacaksanız üçüncü bir yol ise şudur. Ben hemen yine flash belleğim üstünden göstereyim size. Şöyle Pardus altında. Flash belleğimizin içerisinde ek kuruluma girdiğimizde bakın burada sunucu kurulum diye bir sunucu görüyorsunuz. Yani bu e-kilidi kurduğunuz bilgisayara sunucu da kurarsanız yerel bir sunucu, yerel ağda çalışacak bir sunucu. Yine ne yapabilirsiniz? Bu anahtar keyleri yerel ağdaki akıllı tahta ve bilgisayarlara gönderebilirsiniz ve böylece eklediğiniz kişiler yine ne yapacaktır? Bu sunucu oraya gönderdiği için yine anahtar keyleriniz tanınacaktır. Aksi takdirde tanınmayacaktır. Yalnız bizim okullardaki sıkıntılarımızdan bir tanesi şu ki akıllı tahtalar farklı alt maskeleri kullanıyor. Masaüstü bilgisayarları ise farklı bir ağ alt maskesi kullanıyor. Dolayısıyla IP adresleri farklı oluyor. Ortak bir ağa dahil olamıyorlar. Olamadığı için de örneğin diyelim ki siz bu sunucuyu ne yaptınız? Laboratuvarınızda bir bilgisayara kurdunuz. Akıllı tahtanın ağ alt maskesi farklı. Laboratuvardaki bilgisayarın ağ alt maskesi farklı. Dolayısıyla ne yapamaz? İletişim kuramaz. Kuramadığı için de tabii ki bu keyleri oraya gönderip güncelleme imkanına sahip olmuyor. Ama akıllı tahtaların bağlı olduğu bir ağa bir bilgisayar bağlarsanız ya da sunucunun kendisini bir akıllı tahtaya tanımlarsanız ne yapacaktır? Buraya eklediğiniz her anahtar otomatik olarak diğer akıllı tahtalar tarafından tanınacaktır. Eğer ki yeni eklediğiniz kişiyi tahtaların tanımasını istiyorsak bunun 3 yolu vardı. Birincisi sunucu yolu, ikincisi yeni bir kurulum diski oluşturup akıllı tahtaları güncellemek, üçüncüsü de yerel bir sunucu oluşturmak. Evet arkadaşlar, bugün de e-kilit uygulamasının ana mantığını sizlere anlatmaya çalıştım. Nasıl kurulur, nasıl anahtar key oluşturulur, ayarlamalar nasıl yapılır, bunlara değinmeye çalıştım. Başka ders ve videolarda yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.